Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Yalta Avrupa Stratejisi yıllık toplantısında ana gündem maddelerinden biri Suriye'deki iç savaş oldu. Binlerce Suriyeli çatışmalardan kaçarken analistler Beşer Esad rejimini ve alternatifleri masaya yatırdı. Amerika Birleşik Devletleri Esad'ın koltuğunu bırakmasını savunurken Rusya ise Esad'ın safında yer alıyor. Yürenüze konuşan Rusya Bilim Akademisi'nden Ruslan Greenberg, Suriye'de yönetimin el değiştirmesinin diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi kaosa neden olacağına inanıyor. Libya ve Irak'a yapılan müdahalenin sonuçlarına tanıklık ediyoruz. Bu nedenle Suriye'de de olası rejim değişikliğinin muhtemelen acı sonuçları olacaktır. Beşer Esad'ın sürgündeki kuzeni ve rejim muhalifi Ribal Esad da Kiev'deki toplantıdaydı. Esad, Suriye'de demokrasi için savaşılmadığını, bölgede bir güç kavgasının sürdüğünü söyledi. Bundan uluslararası toplumu sorumlu tuttu. <laughs> en başından beri uluslararası kamuoyu Suriye'deki rejime alternatif olabilecek demokratik muhalefet oluşması için çabalamadı. Bunun yerine geri durup Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin Suriye üzerinde kontrol yarışı yapmasına fırsat tanıdı. Suriye'nin demokratik bir ülke olmasını istemeyen diğer devletler, kendi ülkelerinde olduğu gibi Suriye'de kontrol edebilecekleri İslami bir rejim görmek istediler. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün rakamlarına göre 300 binden fazla can aldı, 4 milyondan fazla kişi ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.